Bir dakika içerisinde canlı yayına başlayacağız. Bu arada Mehmet'i görüyorum. Evet Mehmet hocam. orada mısın? Yok, bir tane daha Mehmet var. Japonya'da olduğunu düşünüyordum. Uzun zamandır görmedim. Bilmiyorum hala orada mı? Suratını görüyorum burada. Mehmet Eren hocam mı? Evet, sanırım yarın konuşacak. Evet hocam. Evet, aşağıda niye bir dakika bu ekran kötü gözüktü? Şimdi. Sen mi konuşuyorsun, ben mi konuşuyorum? Projektör işte. Ne haber? İyilik sağ ol, senden ne haber? Aşağıdaydım da şey yapmadım. Ekrana Uzun yetişemedim. zaman oldu, çok uzun zaman oldu. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum bile. Görüşmeyeli. Hiç bilmiyorum. Uzun 5 10 yıllar oldu. 5, 5 10 10 yıl olmuş. falan. Japonya'dasın. 2000 Aha, evet. Şeye Sen de gidiyorum işte. İngiltere'de. Ha? Benim bir arkadaşım var, Soma. Aha. Şeyde Number Theory'da, o da Tokyo'da. Biliyorum Sanırım biliyorum seni çok. biliyordu, bahsetmişti seninle tanıştığında Ha. falan. Kaç sene önce görmüştüm onu. Onu da belki 5 sene önce gördüm. Seni 10 sene önce gördüm. Bunu daha yakın zaman önce gördüm, evet. Nasıl, Yani keyifler 2000 iyisin? çok iyiyim sağ ol. Teşekkürler. Nasıl Yani şey Japonya? Standart sorudur herhalde. Japonya, aa, nasıl Japonya? yani son 2 senedir Japonya'yı çok göremedim aslında. Evde kaldım. Daha çok. Ama ev Japonya'da herhalde. Tokyo'da değil mi? Yani Evde evet. Ev derken. Japonya'da ama yani şey pardon Anladım. bir şey. İzole şey, social. Yani Anladım. kimseyle görüşmüyorum doğru düzgün. Yani haftada birkaç Pandemiden kişi dolayı. Zoom'dan görüyorum. O kadar. Yani görüşüyorum. Şey, yani da o kadar şey yapmayayım. Hani insanlarla buluşuyoruz ama hiç işe gidemiyorum. Bu dönem artık başlamadınız mı şeye, yüz yüze öğretme? Başlamadık. Ya zaten ben ders vermiyorum burada. Japonca ders vermem gerekir. O kadar bir Japoncam yok. Hala Ha. yok. Japonca zor geliyor, değil Evet. Yani İngilizce birkaç tane ders verme imkanı var ama çok az onlar. Yani bayağı azlar. O yüzden ders vermeyen hı. enstitülerde şey yapabilir. Ha, bu arada bulunduğum enstitü aslında teknik olarak yapay zeka enstitüsü. Şey değil. Matematik enstitüsü. Yani matematiksel bilimler takımı yapay Ha. zeka enstitüsünün. Anladım. Peki o işlerle uğraşman gerekiyor mu? Orada bulunmak için. Yani bekliyorlar sanırım. Ben Ha. başladım daha bir şey. Böyle Yavaş bir yavaş beklenti başla. var sanırım. Ama şey özgür bırakıyorlar şu anda. Ama böyle bir beklenti var diye yani bütün enstitüyü onun için kurmuşlar. Gerekiyor, gerekiyor. Bir tane şeye girdim. Bir olasılık çalışan bir grup var. Daha yani bu işi bilenler var. Onlara işte yardımcı olma gibi bir görevimiz var şimdi. Biz işi Güzel. bilen ekibe Çok güzel. yani kendi başıma da bir şey denedim ama olmuyor öyle yani bilenlerle çalışmak lazım öyle bilmeden dışarıdan. Tabii canım, şu öğrenme semineri falan organize edersiniz bilmem ne. Oradan Aha. kapat, kapattın. Evet. Çok güzel. Soma'yı da o zaman görmedim uzun zamandır. Tabii. Evet yani en son ya aslında her seminere gitti şey her konferansa gittim de bir seminere gittim de görüyorum yani çünkü aynı konularda olduğumuz için zaten o kadar da geniş değil Japonya'daki modüler form grubu. Öyle mi? Bayağı adam görüyorum o işlerde çalışan gerçi. Ha. Gerçi Japonya tabii bayağı Tokyo'da uzun. yok öyle diyeyim. Tokyo'da işte yani Evet. 20-30 kişi o kadar şey değil. Çok güzel. Öyle. Bakalım. Şey diyeceğim ya, bu arada bu ekran paylaşımı yapabilir miyim? Bu yazmaya çalışacağım ben slide yerine. Moderatör hala burada mı? Taner miydi bu moderatörümüz? Hocam hemen halletmeye çalışıyorum. Beni co-host yapabilirsen ben buradan bir şey... Yaptım hocam. Ah, tamamdır. Şimdi benim burada bir yazma programı var. Onu kullanmaya çalışacağım. Bazen bilmiyorum neden oluyor. Bayağı yavaşlıyor. Kalem yani çok yavaş yazmaya başlıyor. Öyle bir şey olursa şeye geçmek istiyorum. Whiteboard'u var, beyaz tahtası var Zoom'un kendi. O daha şey oluyor, pratik oluyor.
Yani daha efficient oluyor. Ama şimdilik burada başlamak istiyorum mümkünse. Bakalım, görüyor musunuz şey, benim beyaz ekranı? Evet hocam görünüyor. Okay, tamam. Şöyle bu başlık atayım. Ya İngilizce yazıyor. Türkçe okuyacağım. Olur mu öyle? Çünkü Türkçe yazarsam çok, çok zor olacak. Cevap gelmedi. Onu evet ya alıyorum. Başlayacağım zaman söylersin sen bana. Hocam şu an YouTube canlı yayınındayız. Ya başlayabiliriz. Başlayalım mı? Tamam. Evet, başlayabiliriz. Peki. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. İsmim Haluk. Seneler Teorisi'yle uğraşıyorum. Size bugün politik elleri modülerliği kavramı üzerine bir izlenim vermek istiyorum. Sadece şey, impression diyorlar ya. I just want to give you an impression. Tabii çok derin konular. Hem eliptik el üzerine hem de modüler üzerine dersler verilebilir. Ben sadece almam gereken tanımları alıp bir araya koymaya çalışacağım. Sadece modüler neymiş onu anlamaya çalışacağız. Sorularınız olsa lütfen konuşarak el kaldırmaya falan gerek yok. Mikrofonunuzu açın, sorun. Evet, başlayalım. Şimdi genel olarak ne yapmaya çalışacağız? Overview diyeyim. Ya da big picture. Böyle şeyler seviyorum ben. Big picture. Çok kaba bir, yani çok üst bir seviyede şöyle bakabiliriz hadiseye. Elimizde eliptik eğriler var. Bunları da konuşacağız ne oldukları hakkında. Eliptik eğri. Eliptik curve over cube. Buna E diyeyim. E diyelim. Bu eliptik curve'den bir aritmetik data extract edeceğiz. Buna yani bir nevi işte DNA'sı gibi düşünebilir. Bir sayılar sekansı. Bir extract a sequence of numbers, a sequence of integers. Parameterized by the primes. Şöyle yazayım. AP of E. Bunlar P prime. Bütün prime'ler almamız gerekmeyecek ama almost all primes. Bunlar şeyler, bu AP ilers integer olacak. Bunu nasıl, bu integerleri nasıl elde edeceğiz, bu tam sayıları? Sayma, bu eliptik eğri değişik prime'ler üzerine reduce edeceğiz ve kaç tane solution olduğunu sayacağız. Ve diyeceğiz ki, eliptik bu sayılar sekansı dediğim gibi bunu aritmetik datası olarak göreceğiz bunu. Arithmetic data. Umarım okuyabiliyorsunuz el yazımı. Ve bir nevi bu modülerlik oyunun şey kuralı şu. Bu datayı sayılar sekansını modüler formlar dünyasından ya da işte benim bugünkü konuşmada da kohomoloji olarak yorumlayacağım o modüler formları. Oradan modüler formlar dünyasından gelen sayılar sekansıyla eşleştirmeye çalışacağım. Eğer eşleştirebiliyorsam diyeceğim ki bu eliptik eğri bir modüler bir eliptik eğri. World of modular forms diyeyim. Ama işte modüler formları hiç bahsetmeyeceğim bugün. Modüler formlar intrinsik olarak analitik objeler. Ben daha cebirsel bir yaklaşımda, kohomolojik bir yaklaşımda bulunacağım. Diyeceğim ki, arithmetic data, şöyle şeylere bakacağız. Bunları tanımlayacağız. Bunlar modüler grubun Hecke congruence subgrupları. Bunların birinci kohomolojik gruplarına bakacağız. Ve buradan da bir şey var, data extract etme yolu var, extract data. Buradan da number sekansları, sequence of numbers. Bu number'lar yalnız integer olmak zorunda değil. Genel cebirsel
tam sayılar olacaklar. Algebraic integer olacaklar. Tabii normal integer de olabilir ama daha genel olarak cebirsel integer olacaklar. Eğer dediğim gibi şey, eliptik evreden gelen bu tam sayılar sekansını bu modüler formlarda kohomoloji dünyasından gelen cebirsel tam sayılar sekansları cloud'u içinde bulabiliyorsan diyeceğiz ki eliptik evri modülerdir. Aslında bir de bunun geri dönen ok bir de geri dönen öbür tarafa giden bir ok da var. O ok yalnız biraz da şey zor olarak uzman rasyonel integer sequence'a bakman lazım. Integer sequence. Kabaca bu. İçin kabaca eliptiklerimiz var. Kohomoloji grubu sağ tarafta var. İki taraftan da değişik sayılar sekansları elde ediyoruz. Bunları match etmeye çalışıyoruz. Çok kaba bir seviyede olay bu. Şimdi eliptik evreden başlamak istiyorum. Daha sonra da oradan bir eliptik evreden bu sayılar tam sayı sekansını nasıl çıkarıyoruz ona bakacağız. Daha sonra bu kohomoloji tarafına geçmek istiyorum. Kohomoloji de aslında çok basit olacak. Çünkü birinci kohomoloji complex coefficient'larla bakıyoruz. Sanırım homomorfizmalar olacak yani çok basit bir kohomoloji tanımı vermemiz gerekmeyecek. Peki. Hocam, başlayalım. Biliyorum ama. Soru mu? Yani programı açtıktan sonra bende takılmalar oluyor. Herkes de oluyor mu bilmiyorum. Hem yazıda hem de sesinizde kesilmeler oluyor. Sesinde mi görüntüde mi takılıyor? Sesinizde de kesilmeler oluyor. Sesinde mi takılıyor? Yani herkeste var mı bilmiyorum ama paylaşırsa arkadaşlar sevinirim. Herkes... Evet, kesin ben de ses kesiliyor. Peki, şöyle bir şey deneyeyim. Şeye başlıyorum. Stop share yapayım. Buradan bu şeyin white screen'i açalım. Nasıl oluyordu bunun white screen'in açması? Şimdi onu hatırlamaya çalışayım bir saniye. Hocam share screen'e basıp white screen açabiliyorsunuz. Whiteboard'da. Ha, onu share screen. Ha, whiteboard opsiyonu var. Çok güzel. Share diyeyim. Whiteboard burada. Whiteboard'u buraya taşımak istiyorum. Şu programımı kapatayım. Belki o bilmiyorum o mu sebep ama buna geçelim. Umarım bu sefer daha iyi olur. Peki buradan devam edelim arkadaşlar. Eliptik evreler üzerine konuşalım. Elliptic curves over the rationals. Evet, an elliptic curve E diyelim ona, over Q defined over the rationals, the field of rational numbers. Hocam burada da şu an ekran gelmedi ama. Gelmedi mi? Pause diyor. Niye pause olmuş? Nasıl pause ettim bunu? Your screen sharing is pause diyor. Onu nasıl yaptım ben? Nasıl unpause ediyorum bunu? Hocam bir tekrar kapatıp açabilirsiniz. Evet hocam öyle daha iyi olabilir. Screen sharing. Bir daha deneyelim. Güzel yazdıklarım demiş. Görüyor musunuz şu an yazdıklarımı? Hayır hocam. Yine şu an geldi hocam. Şu an geldi hocam. Ya uzaktayım ya. Yavaş geliyor. Peki gözüküyor değil mi? Full sentence. Analytic curve E defined over the red field of rational numbers is a smooth projective curve of genus 1 given by y squared equals x cubed plus ax plus b o ab şeyler denominator'ları temizleyerek integer alabiliriz. Şöyle integer alacağım onları. Şöyle bir denklem de veriliyor. Şu ekranı büyüteyim. Okay. Yazdıklarım hepsi gözüküyor mu? Yani problem çıkmıyor yoksa. Şu an iyi hocam herhangi bir sıkıntı yok. Peki tamam. Hocam şu an görünüyor. Peki çok güzel. Şimdi gördüğün gibi buna bir kübik denklem diyoruz. Kübik olduğu için işte y square var, x küp var. Bunu genus 1 diyor. Orası çok önemli değil.
Şu denkleme bakmak istiyorum. Bununla iyi diyeceğim. A ile B integer olarak aldığım için buna rasyoneller üzerine tanımla diyoruz. A, B genel olarak rasyonel sayı alabilirsin ama temizleyebiliriz denominator şeylerini, alt tarafını. Şeyleri, denominatörleri temizleyerek integer yapabiliriz. Şimdi önemli bir şey var. Buna smooth demek istiyoruz. Bu smoothluk nereden geliyor? Bu şey curve, yani şey olarak çizdiğinizde bunun solution'larını mesela şey bunun look at xy in r squared satisfying buna şey değil mi? Star değil mi buna? Bu denkleme. Bu denklemi sağlayan xy real ikililerine bakın. Şimdi çizim yani. Bir çizim bu curve'ü. Smooth demek ne bileyim bildiğiniz gibi şey olacak. Şöyle şeyler istemiyoruz. Cusp'lar ya da self-intersection'lar istemiyoruz. Bunlar not smooth. Smoothluğu garantileyen şey şu. Şuradan devam edeyim şeye. Such that, definition'a devam ediyorum. Such that, discriminant diyoruz buna. For minus 27 b squared mi? Bakayım, notları yazmış ama. Mehmet hatırlar bunu. Bunu hep karıştırıyorum. Hangisi square'di? Evet, karıştırmış. Evet, doğru. Artı. Bu quantity sıfır olmayacak. Bu şuna denk geliyor. Eğer bu sıfır değilse sağ taraftaki şu kübik denklemin üç tane değişik root olacak, kökü olacak. Kırmızı alayım şuraya. Hı. Buna f of x değil mi? Şuna f of x diyelim. F of x has three distinct roots. Bu kübik, tabii bunu komplekslerde çözersen 3 tane kübik olduğundan sonra şu root'u olacak kökü. Bunların ayrık olmasını istiyoruz. Yoksa gösterdiğim tarzda böyle smooth olmayan bir curve elde ediyoruz. Böyle cebirsel bir şey karakterizasyonu var smoothluğun. Şimdi smoothluk bu. Genus 1 dediğim hadise tamamen şu denklemi şeyinden kübik olmasından kaynaklanıyor. Çok önemli bir nokta şu, projektif bakmamız lazım. Çünkü özellikle ben solution'ları sayacağım. Projektif uzayda, bunu şurada bakarsanız şu şekli, curve'ü, grafını şeyde çizdim, reallerde çizdim ki görüntüsü olsun diye, yani görebilelim diye. Bu affine düzlem, affine. Bunu affine düzlemde değil de projektif düzlemde bakmamız lazım. Şimdi ondan bahsedeyim. Öbür sayfaya nasıl geçiyorum? Ha, şuradan mı basıyordum? Siyaha da geri dönelim. We need to view E as a curve sitting in the projective plane. P2. Projective plane. Projective plane neydi? Hatırlayalım bunu. Projective geometri. Aslında tanımı çok basit. Definition. Aslında bu yani, tam olarak bunları değinmek için cebirsel geometri formalizmini kullanarak bakmak lazım. Ama ben daha bir down to earth yapmaya çalışacağım. Daha ad hoc. O yüzden bir cisim alacağım. Let K be a field. Bir cisim alın. Ben P2, aslında Pn için de definition aynı. P2K, yani K üzerine projektif düzlem şu şekilde tanımlıyoruz. Bunu şey yapıyorsun. K'yı dur bakayım. Andı. Ha. Bütün üçlülere bakıyorsun, K3, yani şey, triple'lara bakıyorsun. Bunu bir equation'a böleceğiz. Diyeceğiz ki, x, y, z üçlüsü
X prime, Y prime, Z prime üçlüsüne. Bunlar K'nın elemanları, cismin elemanları X, Y, Z. Bu triple, bu triple'a denktir diyeceğiz. If and only if K'da sıfır olmayan bir eleman alın. There is an element. Bunu aslında ringler üzerinde yapabilirsiniz. K'yı ring de alabilirsiniz. Bu lambda o zaman bir unit olmalı. Invertible eleman olmalı. Such that bu X, Y, Z lambda ile scalar olarak scale ederseniz öbürünü elde ediyorsunuz. Yani bir noktanın bütün scalar multiple'larını tek bir noktaymış gibi görüyoruz. Yani ne yapıyoruz? Aslına bakarsan daha down to earth yazarsak bunu. Set of lines through the origin of course. Yani subspace olarak, vector subspace olarak düşüneceğiz. One dimensional sub vector spaces. Set of lines through origin in K3. Yani affine düzlem dediğimiz 3 dimensionlı, 3 boyutlu affine düzlemdeki bütün orijinden geçen line'lara bakın. Bu bizim projektif düzlemimizi veriyor. Şunu söyleyelim. Yani böyle, hatta bakın. P1'la başlayalım. Yani bu biraz safça oldu. Bunu yapayım. Şuraya N koyalım da. Nasıl geri döndüm kaleme? Kaleme geri döndüm mü? Text. Kaleme nasıl geri dönüyor? Draw. Draw. Draw diyorum. Yapmıyor. Aldı. N boyutlu projektif düzlem. N plus one boyutlu affine düzlemdeki line'lara bakıyoruz orijinden. P1'a bakarsak ne yapacağız? Affine düzleme bakacağız. Lines through origin in şu notasyonu da introduce edeyim. Affine düzlem. Affine düzlem bildiğimiz yani R to the N gibi şey. N tane kopyasını alıyoruz cismin. Tupullara bakıyoruz. N tupullara bakıyoruz. Lines through the origin in K2. Al sana K2. Affine düzlem. Al sana origin. Buradan geçen bütün line'lara bakıyorsun. Line'ları slope'larıyla denkleştirirsen bunu görüyoruz ki bu şey oluyor. Yapacağız. P1 of K'yı slope'lar her türlü K'nın elemanı slope olarak elde edebilirsin. Mesela slope zero nedir? Düz line'dir değil mi? Ama şurada var ki bir dik line alırsan bunun slope'ı infinite olacak değil mi? Demek ki bir tane ekstra point'imiz var. Bu da dik line diyeceğiz. Vertical line. No, vertical line'ların slope'u tabii infinite olacak. O yüzden ona da bir nokta koymam gerekiyor. Projective line over K, affine line plus a point at infinity. Bakalım şimdi projective düzlem nedir? Bunun içinde 3 boyutlu K3'e gitmem lazım. K3'e gidiyorum. X, Y, Z koordinatlarını çizelim. X, Y, Z. Şimdi bakacağım. Orijinden geçen line'lara bakacağım. Kırmızıya. Saate bir göz attım da. Kırmızıyı nereden alıyorum buradan? Ya belki de bu konuya çok fazla derinine girmeme gerek yok aslına bakarsan. Bu ders vermenin, prezentasyon vermenin bütün olayı neyden ne kadar bahsedeceğine karar vermek. En zor noktası budur. Yani hala yıllardır yapıyorum bu işi ama bir güzel bir optimizasyonu yapamıyorum. Neyse bakalım. Line'lara bakın. Orijinden geçen bütün line'lara bakın. Z'nin herhangi bir noktasında bir yükseklikte bir vertical slice alın. Horizontal slice
Gördüğünüz gibi bu line'lar eğer şey yapıyorsa, bu düzlemden geçiyorsa unique bir noktada geçecekler. Lines will pass through the slice in a unique point. Ama tabii şeyler de var değil mi? Buradan bu aldığım kesitte hiç değmeyen line'lar da olabilir. O line'lar neler? Bak biraz düşünürseniz göreceksiniz. O line'lar XY düzlemde yaşayan line'lar. Lines living in the XY plane, yani Z koordinatı sıfır olan düzlemde yaşayan line'lar will not intersect my slice above. Onlar bu kırmızı kesit düzlemde değmeyecekler. Çünkü tamamen XY düzlemin içinde yaşıyorlar. Demek ki P2K neydi? K küpte orijinden geçen line'lardı. Demek ki P2K'yı şöyle yazabiliriz. Bu şeyden nasıl çıkıyorum ya? Rengi değiştireyim. Demek ki P2K'yı şu line'lara şeyden, şu kırmızı olan line'lar, yani bu kesitten aldığım horizontal slice'la değişen line'ları kestikleri unique noktalarla eşleştirebilirim. Demek ki bunlar affine düzlem kadar var. Demek ki bir affine düzlem, şu kırmızıdan bütün geçenleri A2K ile affine düzlemle ilişkilendirebilirim. Geri kalan line'larda şeyde yaşıyor, XY düzlemindeki yaşayan line'lar. XY düzleminde yaşayan line'lar, orijinden geçen line'lar P1K'dır. Tanımını verdik P1K'nın. İki düzlem, yani affine iki düzlemde orijinden geçen line'lar oluşturduğu küme projective line. Demek ki projective düzlem, affine düzlem together with projective line. Bunu görmüşsünüzdür. Şimdi affine düzlemi alıyorum. Al sana bildiğimiz affine düzlem. Bu A2K. Yani bildiğin k square. X ekseni var, y ekseni var değil mi? Her bir k'nın iki tane kopyası var. İşte bunları koordinatları kullanarak bildiğimiz r square gibi bir şey yani düzlem. Bu p1k ne olacak? Bu projective line peki nerede? Bu projective line bu düzlemin etrafında infinity'de onu böyle circle edecek. Kırmızıyı nereden alıyorum? Ha, buradan. Dur bakayım kırmızı. Projective line'ı da aslında bir circle gibi düşünmek lazım bunu, projective line'ı. P1K'yı da bunun etrafında sonsuzda yaşayan bir onu çevreleyen çember gibi düşüneceğiz. Olay ne? Bu düzlemde, affine düzlemde bildiğiniz gibi şey paralel şeyler alabiliriz. İki tane paralel eğri al, paralel line al. Bu line'lar affine düzlemde paralel olduklarından kesişmiyorlar değil mi? Yani paralel, bildiğimiz paralel. Ama şimdi artık sonsuzda bir projective line'ım var ve projective line da slope'ları parametre ediyor. Bunlar sonsuzda kesişecekler. Sonsuzda bir noktada kesişiyorlar. Hani şey hani klasik şey vardır ya örnek. Projective geometride hani trend raylarına baktığınızda sonsuzda birbirine değiyormuş gibi gözükür ya o muhabbet. Bunlar birbirlerine değecekler. Sonsuzda bir noktada ama. Yani şeyde affine düzlemde değil. Sonsuzdaki o projective line'da bir yerde değişecekler. Aslında hani şey diyeceksin. Peki buradan gidince nereye? O ikisi aynı nokta aslında bakarsanız. Alfa. Alfa diyeyim. Eğer şey olursa dik line'lar varsa mesela dik, tamamen dik line'lar, vertical line'lar. Bunlar da hepsi birbirine paralel tabii. Bunlar da birbirine hep değecekler. Nerede? Şey point at infinity dedim yani sonsuzda infinite slope'u parametrize eden nokta vardı ya P1K'da. Onlar da birbirine orada değecekler. Projective geometride belki de bilmiyorum, aksiyonlarından biri mi artık ise. Her iki line birbirine mutlaka unique noktada değerler. Paralellerse sonsuzda değecekler. Paralel değilse zaten affine'da değecekler birbirlerine. Şimdi ben diyorum ki şey projective olarak bakmamız lazım. Bu neden projective uzayında bakıyoruz eğrimize? Çünkü projective
algebraic, yani projektif olarak bakınca algebraic geometri çok daha güzel çalışıyor. Affine geometriden size. Let's go back to E. Eliptik eğrimize geri dönelim. Soru var mı şimdiye kadar? Hocam şu ana kadar soru yok. Soru yok. E neydi? Eliptik eğrimiz şu denklemle veriliyor. Buna affine denklem. Sadece xy koordinatlarını verdim değil mi? F of x yazmıştım. X cube plus ax plus z'di. X plus b'di. Şimdi bunu affine düzlemde düşünmek istiyorum. Böyle yazınca sanki bunu affine düzlemde düşünmüş oluyorum. Sadece xy koordinatını veriyorum. Bunu projektif düzlemde düşünmek istiyorsak bunu homojenize etmemiz lazım. Z koordinatını introduce etmem lazım. Bunu homojenize edeceğim şimdi. Homojen edelim. Her monomiyalı 3'e dizilmesini 3'e toplayacak şekilde Z koordinatını, variable'ını introduce ediyorum. Gördüğünüz gibi her monomial, her term'in şeyi degree'si 3 oldu şimdi. Bunu işte bu bir homojen, these are projective coordinates ve şimdi bunu x, y, z gibi yazacağım bunun şey koordinatlarını. Şu neden iki nokta koyuyorum şeyler üzerine, x, y ve z'ler üzerine iki nokta koyuyorum. Çünkü hatırlayın bunlar bir equivalence class değil mi? Bu this is equivalence class of x, y, z. Yani şey, bütün skaler şeyleri. Yani bu x, y, z noktasından geçen line. Bunu bu şekilde yazıyorum. Tabii ki zaten buradan görebilirsiniz. Çünkü o denklemi homojen ettiğimden eğer bir x, y, z, if normal bir x, x, y, z üçlüsü aldığınızda if x, y, z satisfies star then onun any herhangi bir skalar katı da lambda sıfır olmasın yalnız also satisfies star. Yani bu koordinat homojene ettiğimde projektif koordinatlarda well defined oluyor solution'da. Bunu bu şekilde düşünmem lazım. Ne yapıyorum? Yani şeyi sadece denklemimi sadece affine düzlemde düşünmüyorum. Sonsuzdaki noktalara da bakmam lazım. I also need to consider the projective line at infinity. Ama it is easy to show that the only point at infinity, by the way, sonsuzdaki noktaları şu koordinat sisteminde kullanırsam nasıl görebilirim? Z koordinatı sıfır olanlar diye düşüneceğiz. Buradakileri de Z koordinatı bir olarak normalize edebiliriz. İçerideki affine plane'deki noktaları Z koordinatı hep bir. Sonsuzdakilerin Z koordinatı hep sıfır. This shows that the only point at infinity that lies on E or satisfies E is the point 010. Bu çok basit. Geri nasıl dönüyorum? Şurada. Şu denkleme bakın. Z'yi sıfır aldığınızda hangi xy noktası şey yapabilir, satisfy edebilir? Hemen görüyorsunuz. Yani birkaç saniyede görebilirsiniz bunu. Bu da benim sonsuz diye yazdığım o nokta. Şeyi infinite slope'u sana veriyor. Slope'u şey olarak düşünürsen bu böyle bu olarak ilk koordinat böyle ikinci koordinat olarak yazayım. Gerçi biraz şey oldu galiba. Ters oldu ama. Bu şekilde görebiliriz. Yani şey dik affine düzlemdeki dik eğrilerin sonsuzda çarptığı nokta. Demek ki aslına bakarsan hani projektif olarak düşündüğünde eliptik eğriyi çok fazla bir şey elde etmiyorsun. Sadece bir nokta, ekstra nokta var sonsuzda. Bunu böyle deyip de geçebilirdim. Bunu biraz açıklamak istedim. Neyse elimizde bir şöyle geri dönelim şimdi. Demek ki şey yapacağım. Projektif olarak düşünmemiz lazım ama sadece ekstra bir nokta elde ediyoruz. Aslında o ekstra nokta inanılmaz önemli. Belki biraz bahsedeceğim onun öneminden.
Ama benim bugün yaptığımız konuşma için aslında önemli. Çünkü kaç tane solution olduğunu sayacağız. O noktayı da mutlaka saymamız gerekiyor. Tamam, peki geri dönelim şimdi hadiseye. Elimizde böyle bir denklemimiz var. Bu şekilde, yani homojen koordinatlardan değilse affine koordinatlara bakmak tabii daha kolay. Z'yi elimine edip. Çünkü biliyoruz ki sadece sonsuzda bir tane ekstra solution'umuz var. Onu unutmadan affine koordinatlara bakacağız. Ve unutmayın ki smooth olması gerekiyor. Yani üç tane bunun kökü olacak bu kübikin, sağdaki kübik polinomun. Bunun da işte sıfır olmayacak discriminant dediğimiz quantity. Şimdi peki ne yapmak istiyoruz? Elimde böyle bir eliptik eğri var. Bunlardan şimdi şeyi göstereceğim size. Bir tam sayı sekansı üreteceğim. Ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Let P be a prime. Consider E sub P. Bu E sub P dediğim nedir? Bu denklemi alıyorum. Coefficientler dediğimiz katsayılar, katsayı değil mi? Coefficient dediğimiz. No, coefficient. Neyse, coefficientlerini mod P'de reduce edeceğim. X küp artı A bar, X artı B bar. Where A bar A'nın mod P reduction'ı, B bar da B tam sayısını, hatırlayın bu A, B tam sayıydı. Onları seçtiğim prime'da modulo reduce edeceğim. Yani modüler aritmetik. B mod P. Şimdi hatırlarsanız Z'yi PZ ideal'a böldüğümde orta elime bir finite ring geliyor. Bu ring aslında bir P prime olduğundan field. Yani zero divisor yok. Bu bir field. Yani elimde ne oluyor? Bu cubic curve. Cubic curve over the finite field with p elements, z over pz. Yani rasyonellerden tamamen şu an finite sonlu cisimler üzerine denklemlere geçtim. Tamamen basit bir reduction yaptım. Yalnız şunu düşünmemiz lazım. Elliptic curve demedim daha. Cubic curve diyorum. Çünkü smoothluk şu quantity'nin bu sıfır olmamasıyla ilgiliydi hatırlarsanız. We need to make sure EP is an elliptic curve over the finite field FP if and only if P doesn't divide the discriminant. The discriminant bir integer. And tanımı neydi? For A cube plus 27B squared, değil mi? A B integer, bu da bir integer. Eğer P, bu, normalde bu integer olarak sıfır değil. Bu tam sayı sıfır değil. Çünkü eliptik eriyle başlıyorum. Ama P bölüyorsa mod P reduce ettiğinizde sıfır olacak mod FP'de. İşte onu istemiyorum. Demek ki diskriminantı bölen P'lerden uzak duracağım. O zaman bunu yaparsam reduce mod P ettiğimde elde ettiğim curve bir eliptik curve. Ama bu sonlu cisim üstüne. Şimdi ne yapacağım? Sonlu cisim üstünde olduğundan solution'ları sadece sonlu tane olabilir. Consider solutions of EP. Ya bazen solution diyorsun, hani denklemi çözümleri, sıfır eşitliği çözmek ya da curve üzerinde oturan points on the curve deniyor bazen. İşte şeyine, bakış açısına göre. Solutions of EP in the projective line over FP. Hatırlarsanız projective düzlemi herhangi bir cisim üzerine tanımladık. Yani cebirsel bir tanım. O yüzden FP üzerine, sonlu cisim üstüne de aynı geometriyi kurabilirsiniz. Ve burada bakıyorum. Dediğim gibi ama sonsuzda sadece bir nokta solution olduğu her cisim üzerine tanım doğru. Şey diyeceğim, şunu define AP of E to be P plus 1 minus number of solutions of EP in project plane over FP.
Dediğim gibi projektif hem de düşünmenin tek verdiği bize şey, ekstra şey, sonsuzda bir nokta. Sadece bir nokta solution'umuz var. Bu aslında şu projektif solution'lar, affine solution'lar plus one. Çünkü sonsuzda sadece bir noktamız var. Yani bu tamamen şey eşit. Number of solutions in the affine plane. Solutions of EP in the affine plane. Plus one. Çünkü işte sonsuzda bir noktamız var ya. Onu da ekliyoruz. Bu P plus one'dan niye çıkarıyoruz? Bu açıklaması zor bir şey. Bunu bir yerde sadece gördüm. Şey, Michael Harris diye bir number theory var. Onun notlarında bir yerde okumuştum. Şöyle bir açıklama getiriliyor. Hani ama onun neden yapmak istediğiniz konusunda neden onu orasını da açıklamıyoruz pek ama şöyle düşünebiliriz belki. P plus one number of solutions or points on a line L that sits inside the projective plane in FP. Yani bir line alırsanız projective düzlemde affine line'da yani şey hangi cisim üstteyse cisimin elemanları kadar cismin kalitesi bir de sonsuzdaki bir nokta şey slope ile verilen nokta P plus one oluyor çünkü FP üzerindeyiz. Yani şey gibi düşünebiliriz bu sayıyı. P plus one'dan solution'ların farkı. Bu tamamen ne kadar faydalı oluyor bilmiyorum açıkçası. Bana çok düşünmemde faydalı olarak gördüğüm bir şey değil ama duymuşluğum var söyleyeyim size. This number kind of measures the deviation of EP from behaving like a line. Bu bir curve, bir curve değil mi? Yani curve çeşitli bildiğimiz şekli var. Line, straight. Line'ın P plus one tane solution'u var. Bunun solution'larını sayıyoruz. Aradaki fark bir nevi ne kadar line tarzı behave ettiğini measure ediyor. Deviation from line. No. Bu şekilde bakabiliriz. Evet, quantity'miz bu. P alıyoruz, discriminant'ı bölmeyen. Sonra eliptik eğrimizin mod p olarak reduce ediyoruz. Fp, yani sonlu cisim üzerine bir eliptik eğri elde ediyoruz. Sonlu cisim üstünde olduğundan solution'ları sayabiliriz. Ve sayıyoruz. Sonra line solution'ların sayısı olan p plus 1'dan çıkarıyoruz. Elimizde bir integer var. Oh, sonunda tanımladık. Şimdi yine çok yavaş ilerliyorum. Her zamanki gibi. Şeye geçeyim. Çok önemli şeyler söylenebilir aslında. Rasyonel solutionlar nedir? Nasıl görünürler falan ama ona hiç girmeyeyim. Direkt olarak şimdi size şeyi yani bir tarafını bahsettik. Eliptik eğri vardı. Integer sekanslar elde ettik buradan. Öyle ki P prime olacak. And P doesn't divide the discriminant olacak. Bunlar integerler. Buna arithmetic data diyeceğim. Arithmetic data of E. Bir nevi işte L fonksiyonunu falan belirliyor bunlar. Bu prime'ler ne kadar solution oldu. Bu yalnız E'yi unique bir şekilde identify etmez bu E. Şu bu sekans. Ama up to izojeni diyorlar. Bir gene önemli bir bağ şey. İzomorfik olarak pin down etmese de izojeni up to izojeni pin down ediyor yani. İzojeni class pins down. Bu belki çok önemli değil story'miz için ama pins down the izojeni class. Orayı açıklamayacağım. Tabii bu daha cebirsel geometrik bir şey ama izojeni class of E. Yani tabii ki normal olarak E'yi de bu sekansı sağlayan, veren başka E'ler olabilir mi? Olabilir ama bunlar orijinal E'mize çok alakalı olan E'ler olacak yani. Tamam bu işin bir tarafı. Sorular var mı şimdiye kadar? Hocam şu ana kadar gelen bir soru yok. Tamam teşekkür ederim. Şimdi bu sekansı sayılar, tam sayılar sekansını şey yapmak istiyorum. Kohomoloji dünyası yani modüler formlar dünyası disguise diyeyim.
komoloji dünyasıyla bağlaştırmak istiyorum. Onu yapalım şimdi. Şimdi komoloji tarafına geçeceğim. Şeye bakalım. Başlangıç noktamız ünlü modüler grup. Nedir modüler grup? SL2Z. 2 çarpı 2 matrisler. Öyle ki ABCD integer ve determinantımız 1. Çarpma altında grup. Grup under multiplication. Şimdi şey yapmam lazım. Bunun bazı sonlu indeks alt gruplarına bakmam lazım. Şefça, fix, integer, n ve şu grubu tanımlayalım. Gamma not of n. Bunun notasyonu böyle. Gamma sub zero of n. Bu da şöyle öyle ABCD'ler ki şeyde grubumda, SL2Z grubumda. Bu sol alttaki entry n tarafından bölünebilir olsun. Şu c elemanı n tarafından sayısı n tarafından bölünebilir olmalı. Reason, clear'dan yanlışlıkla. Bunlar bazen bunlara Hecke diyorlar. Hecke grupları, Hecke subgroups, Hecke congruent subgroups. Çok önemli nokta şu, index of, bu normal bir subgroup değil, indeksi sonlu. Finite index, hatta şey olabilir mesela, şey alırsanız, any prime alırsanız, index p plus 1'dir. Genel olarak indeks n'de lineer. Öyle düşünelim. Şimdi şey yapacağım. Consider first cohomology group of with trivial c coefficients of gamma not of n. İşin güzel yanı cohomology'nin genel olarak grup cohomology'sinin tanımını vermem hiç gerekmiyor. Çünkü bu özel case'te H çünkü derece 1 olarak bakıyorum ve trivial complex coefficient'larla bakıyorum. Bu tamamen benim demin tanımladığım gruptan kompleks sayılara abelyen grup olarak bakıyorum. Homomorfizmalar grubu. Group of homomorphisms. Group of group homomorphisms from my Hecke subgroup gamma not of n to the abelian group C under addition. Grup homomorfizm, peki homomorfizm olarak ne şey? Trivial homomorfizm, identity elemanı çarpma altında, pointwise çarpma altında grup oluyor. Pointwise çarpma addition and identity element the trivial homomorfizm. Her şey identity, sıfıra geliyor karşı tarafta. Homomorfizmalar grubuna bakıyorum. Bu şimdi, bu this is an important fact. This is, dediğim gibi bunu abelyen bir grup olarak görüyorum. Pointwise addition altında. This is a finite dimensional complex vector space. Bunu kompleks vektör uzayı olarak görmek çok trivial. Çünkü skalarla çarpıyorsun şeyi, herhangi bir şeyi. Homomorfizmayı skalarla scale edebilirsin. Finite, neden finite dimensional? Orası önemli. Bunu göstermenin değişik yolları var. Ama herhalde grup teoretik olarak göstermenin daha en kolay yolu herhalde grup teoretik olarak göstermek. Şöyle yazayım bir açıklamadan. Why finite dimensional? Şöyle bir şey yapabilirsin. Shapiro lemma diye bir şey var homolojide. Bunu Shapiro lemma yaparak
Shapiro's lemma derler buna. Üst grubun homomorfizmaları olarak yapacağım bunu. Sarkozy'nin homomorfizmaları olarak bakıyorum. Ama şey C7 ile homomorfizma demem lazım aslında bakarsan. Yanlış oldu. Homomorfizm olmayacak şeye baktığımda. Çünkü coefficient'ları değiştiriyorum. H1. H1 of with co-induced module. Şöyle yazayım. Kompleks vektör sayı kosetler tarafından gerilen kompleks vektör sayına olan kohomoloji grubu olarak yazıyorsun. O zaman da bunu şuna M diyeyim. M'in bir quotient olarak yazabiliriz. Açıklama hiç yardımcı olmadı çünkü çok hızlı gidiyorum. S ve T bunun jeneratörleri olsun. Tamam, bunu boş verelim. Bunu pek yardımcı olmayacak açıklamadan. Üzerine biraz konuşmam lazım çünkü kohomoloji kullanıyorum. Gerek yok. Neyse, finite dimension olduğunu söyleyeyim. Bu important fact. Şimdi şöyle yapacağım. Let P be a prime. We will construct operators, yani linear mapler, operators TP on this complex finite dimensional vector space. Şey diyelim mi? Gamma diyelim mi şeye? Gamma not of n'e gamma diyeyim. Kolay olsun. Daha uzun uzun yazmam gerekmesin. Bu vektör uzayının dan kendine giden lineer operatörler tanımlayacağım. TP her prime için. Bunlara hack operatörleri deniyor. Nasıl tanımlayacağız bunu? Çok hızlı tanımlaman lazım. Projekte uzaydan çok fazla bahsetmemem lazım. Onu şimdi anlıyorum. Neyse devam edelim. Şöyle yapacağız. TP'yi tanımlayalım. Nasıl tanımlanıyor bu? Şu matrisi introduce edeyim. P001 diagonal determinantı P. Şey yapacağız. Bu TP'yi 3 tane homomorfizmin composition olarak tanımlayacağım. Şu vektör uzayım olan homomorfizma gamma C'den başlayalım. Burada ilk adımda şeye gideceğim. Gamma intersection G gamma G inverse. Bu restriction map. Şimdi bunları açıklayacağım. Bu ilk adım. İkinci adım bir conjugation map. Burada şu grubun homomorfizmalarından şeye gideceğim. Onunla çok benzer bir grup. Onun bir konjüge grubu olan gamma intersection G inverse gamma G. Onun homomorfizmalarına bakacağım. Bakın küçük bir fark var burada. Burada G ile G ile konjüge ediyorum. Burada G inverse ile konjüge ediyorum. Çok benziyor ama farklı. Sonra buraya gideceğim. Bunlar hep ikisi de homomorfizma bu oklar. Ya da linear mapler diyebilirsiniz vektör uzayında. Linear maps of vector spaces. Buradaki adım biraz non-trivial. Buna da co-restriction deniyor. Ya da belki de transfer homomorfizması diyorlar grup teoride. Şu alt grubun bu gamma'nın bir alt grubu değil mi? Gamma ile gamma'nın bir konjugesini intersect ediyorum. Bu bir alt grup veriyor. Bu alt grupta tanımlı homomorfizmaları üst gruba extend ediyorum. Co-restriction deniyor bunlara. Bu üç homomorfizmayı şey yaparak, kompoze ederek TP dediğim lineer map'i elde ediyorum. Şimdi şeyden bahsedeyim. Hemen çok hızlı bir şekilde bahsedeyim. Biraz overtime olacak. Bu şeydeki gibi de değil ki şimdi internette. Bundan sonra başka konuşmacı var. Overtime olmasam iyi olur. Şey yapalım. Buradan TP'nin tanımını daha açıklamadan devam edeyim.
En azından modülerliği tanımlamış olayım değil mi? Asıl şeyimiz oydu. Ondan sonra belki geri dönebilirim TP'nin tanımına. Tamam, şimdi şey yapıyorum. Consider all the TPs acting on our finite dimensional complex vector space, değil mi? Şimdi ne yapacağım? Olay şu. We will consider simultaneous eigenvectors şuna böyle şey diyeyim mi frak t diyeyim şu koleksiyona bu ne demek yani şey bunu vektör üzeri olarak görüyorum düşün hatırlarsanız bunu kompleks vektör üzeri olarak düşünüyorum bunun elemanları homomorfizmalar bazen vektör diyorum çünkü vektör üzeri olarak düşündüğümden bazen homomorfizma diyorum işte bakış açıma göre şey diyelim IE ne demek bu simultaneous eigenvector for T F bu vektör üzerinde yaşayan bir F alıyoruz homomorfizma such that bunu bir vektör üzeri vektör olarak düşünün bu linear maple TP ile bu vektöre hit ettiğinizde vektörün bir skalar multiple'ını elde ediyorsunuz yani linear cebirde görmüşsünüz değil mi şey eigenvector ne demek linear operatör için. For all TP, simultaneous demek de bunların hepsi için eigenvector olacak aynı anda. Aslında çok zor bir şey değil çünkü bu TP'ler birbirleriyle commute ediyor. Yani birinin için eigenvectorsanız, birinin eigenspace'indeyseniz diğerlerinin de birbirine respect ediyorlar eigenspace'lerine, commute ettiklerinden. Böyle aslında vektör olarak zor bu vektör sayısımızda. Ama benim asıl dikkat etmem istediğim şey şu. Bu eigenvalue dediğimiz şey, bu eigenvalue a priori dedim yani aslında kompleks vektör uzayı olduğundan şey kompleks bir sayı olarak yani kompleks sayı, kompleks vektör uzayından lineer operatör olup eigenvektörüne bakarsanız herhangi bir kompleks sayı elde ediyorsunuz ama aslında bu bir kompleks çok daha special bir kompleks bu algebraic integer. These are algebraic integers. These APFs are algebraic integers. Bu aslında göstermesi zor bir şey değil. Bunun sebebi de şu, çünkü şeye bakarsanız Z value'lu homomorfizmalar bu vektör uzayı içinde bir lattice olarak yaşıyor. Bu bir kompleks vektör uzayı. Bu bir Z module, free Z module. Bu da kompleks vektör uzayı, kompleks vektör space. Yani kompleks bir lattice olarak içinde sit ediyor, oturuyor. Ve Hecke operatörleri tanımını çok az hızlı verdi. Bütün TP Hecke operatörleri bu latisi stabilize ediyor. Bu da demektir ki bir baz değiştirmesi yaparak bu kompleks vektör uzayında bütün bu Hecke operatörlerini integer matrisler haline getirebilirsiniz. Integer matris olduğundan karakteristik şeyleri polinomları da integer şeyleri coefficient olacak. Demek ki root'ları algebraic integer olacak. Neyse onlar çok önemli değil. Yani çok hızlı gidiyorum şu an yetiştirmek için. Şunu diyeceğim. F in hom gamma C is called a rational eigenform or Hecke eigenform, sometimes people call these things Hecke eigenforms, rational eigenform if it is a simultaneous eigenvector for the Hecke operators and the eigenvalues are all integers. Bir bakayım size şöyle. Are integers.
Yani işte dediğim gibi o TP'yi alıyorsun, homomorfizmana bu lineer map'le ekle diyorsun ve integer multiple'ını elde ediyorsun şeyi, homomorfizmanın. Bu this is not very common. Bu çok değerli bir şey. Çünkü bu dediğim gibi bu APF'ler, bu eigenvalue'lar, algebraic integer'ler, yani çok number theory domain içine düşen şeyler. Ama algebraic integer dediğim gibi yani çok her türlü Q'nun her türlü number field extension'ın içinde yaşayabilir. Yani derecesi çok büyük olabilir. Biz sadece integer olmaları üzerine ısrar ediyoruz. Bu integer, bildiğiniz normal integer olursa çok özel bir durum. Ona o zaman diyorum ki rational eigenform. Şimdi tanımı verebilirim, modülerliğin tanımını. Definition. Let E over Q be an elliptic curve. We say that E is modular if there exists n and f in h1 gamma naught of n c such that şöyle yazayım biraz bu. For all P that doesn't divide the discriminant of E such that yani bu aslında en üzerinde de bir şeyler söyleyebilirim ama onu söyleyeyim şimdi. For all P away from the discriminant AP of E, remember bunu şeyden solution'ı sayarak, FP üzerine solution sayarak elde ettiğimiz o sayı, tam sayı equals so APF for all for all P dedim zaten. APF. I guess böyle yazınca zaten rasyonelliği impose etmiş oluyorum değil mi? Şey, üzerine. F rational peki eigenform. Evet. Okuyalım bir daha. Eliptik eğrim var. Diyorum ki E modülerdir. Eğer bir rasyonel Hecke eigenform kohomoloji de bulabilirsek ki bu rasyonel Hecke eigenformun eigenvalue'ları benim E'min bu point counting elde point counting'den elde ettiğim o tam sayısına APE tam sayısına denk geliyorsa. Tanım bu. Evet, en azından tanımı verebildim. Tam da şeyin sonuna geldik. Şey, bu n aslında çok söyleyebiliriz. Bu n, actually we can specify what n has to be. Specify what n has to be, this integer. N has to be the conductor of the elliptic curve. Bu konduktör dediğimiz conductor, oops, conductor of E, it's an integer supported at the primes that divide the discriminant. Ya da minimal discriminant dediğim, divide the discriminant. Yani bu konduktörü integer'ını bölen tam şeyler, rasyoneller diskriminantı bölmek zorunda. Yani bir nevi şeyle ilgili, o reduce ettiğinde eliptik curve vermeyen p'lerle ilgili bir şey, onu measure eden bir şey. Bunu aslında şey yapabiliriz. Bu şey yaparak da bitireyim. Taniyama Shimura conjecture'ı. Bazıları buna Veil'i de şey yapıyor, ekliyor Andre Veil'i. Bu tabii controversial bir durum. İşte aslında olay tanıyamadan germination'ı tanıyamaya gidiyor ama Shimura bunu asıl explicit olarak veriyor. Ama Shimura da bunu print olarak literatüre eklemiyor uzun süre. Başkaları insanlara bahsediyor Veil falan. Veil bunu
literatürü ekliyor ama conductor şeyini ekliyor. Yani o n'in ne olması gerektiğini explicit olarak söylüyor. Shimura daha onu explicit olarak vermiyor. Neyse işte bu üç kişiye every elliptic curve over Q is modular. Dediğiniz gibi şeyle bak, Andrew Wiles bunu semi-stable elliptik arayler için gösteriyor. Semi-stable demek yani şey, reduce ettiğinde ya normal elliptik array olacak bu mod 1'de reduce ettiğinde ya da en kötü ihtimalle şöyle olacak, double intersection olacak. Yani şöyle cusp intersection istemiyoruz. Onlara semi-stable deniyor. Ya good reduction ya da multiplicative reduction olacak her yerde. Wiles daha sonra işte bir sürü insan bunu genel olarak teoremi kanıtlıyor. Proved this conjecture. Peki arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın, biraz çok uzun tuttum projektif düzlem meselesini. Nedense hiç gerek yoktu aslına bakarsın. Neyse. Yani renk operatörlerini pek açıklamadım. Evet. Hocam teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim davetiniz için. Sorular var mı arkadaşlar? Evet, varsa sorabilirsiniz hocamıza. Sorulacak bin tane şey var aslında bakarsın. Nereden başlayacağım diyorsunuz herhalde. Hocam Gönül'de bir sorumuz yok galiba. Görünmeyen sorulara bakalım o zaman. Evet. Var mı arkadaşlar sorular? Kaç dakikamız var şey için, bir sonraki konuşma için? 7 dakikamız var hocam. Buçukta başlayacağım. Yani onu setup edeceksiniz. Eğer şey diyeyim, Türkiye'de sayılar teorisinde bunlar tabii çok önemli konseptler. Benim aklıma gelen, eğer bu tür şeyler ilginizi çekiyorsa ve Türkiye'de çalışıyorsanız sanırım şey Ekin aklıma geliyor. Ekin Özman. Boğaziçi'nde bu tür şeylerle çok uğraşır. Bilmiyorum, onun belki onunla kontak kurmak isteyebilirsiniz. Belki dersler veriyorsa onun verdiği dersleri takip etmeye çalışabilirsiniz. Ama son olarak şeyle bitireyim. Çok şiddetle şimdi tavsiye ediyorum. Matematik köyüne mutlaka gidin. Her yaz. Öğrenebildiğiniz kadar matematik öğrenin. Evet. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yeniden. Teşekkür ederiz hocam. Haberiniz için teşekkürler. Evet. Kolay gelsin. Tamam. 3.30'da da Ceyhun Ermoğlu hocamızla Minimal Presentation Sizes of Numerical Sem Group eğitim konuşmamız var. Tekrar görüşmek üzere hocam. Sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Nasıl kapatıyoruz bunu? Evet, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağ ol. Sana gitti.